söyledikcə sərgüzəşti, verir bəzmə lətafət. Dinləyimdi, bən deyil acizdən, hoş bir hikayət. Efendim, köydə hayat, bağ, bahçəyə dediyimiz gündəlik işlərlə geçer. Orta qalın zamanı da göyümüzün güzədə məkanı olan kahvədə geçiriyorduk. Ta ki bu koronavirüs bərəti gəlib bizi buluncaya dək. Neymiş efendim? Moske, mesafe, hijyen. Şimdi günümün büyük kısmını muhtarlık ofisinde emir erim Ali ile geçiriyorum. Evde durulur mu arkadaş? Koridorları desem var. Çocuk zırzırı desem var. Online ders gümrütüsü var. Neyse. Bir de bizim Mahmut var. İyi bir insandı. Arada katılırdı bize. Bu pandemi ona da yaramadı. Kafayı tırı vırı işlerle bozdu. Tutturdu eşek de eşek, sömer de sömer. Hakimde koymakamda korkusuna köye eşek de sokamıyor. Adamlar da haklı. Şüpheleniyor haliyle. Bu Mahmut bu kadar eşeği ne yapıyor? Ya etinden ya sütünden diye düşünüyor olabilir. Mahmut sonuçta bu. Ne yapacağı belli olmuyor. Bu Mahmut semerlerine de gözü gibi bakardı. Bizimki akıllanmadı. Köy köy dolaşmaya devam ediyordu. El altında semer alıyor diye şüpheleniyordum. O sabah erkenden kalkıp garajıma gittim. Baktım benim Toros garajda yok. Dellendim. Ah Toros'u. Canım Toros'u. Yemedim havalı süspansiyon yaptırdı. İçmedim yol taktırdı. Giymedim ne o kırmızıya boyattım valla. Koltukları da deridir ha. Koştum hanımın yanına. Dedim, hanım, hanım, benim Toros garajda yoktur. Nerede? Hanım dedi ki, sabah tırı Mahmut geldi, aldı gitti. Dedim ki, ne? Tırı Mahmut mu? Olamaz. Bu adamı eve almayın demedim mi ben size? Yenge muhtarın haberi var dedi. Anahtarı ver dedi. Verdim ben de ne yapayım? Dedim ki eyvah benim kırmızı gülümü doldurdular doldurdular. İşin ucunda Mahmut olunca insan aklına bir türlü şey geldi. Sarıldım hemen telefona. Aradım Mahmut'u. Telefon bana ne derse beğenirsin. Yetersiz bakıyor. Hemen açtım WhatsApp'ı. Bakıyorum. Mahmut yok. Silmiş hesabını. Cinlerim tepeme çıktı. Koştum vardım bizim ayaklı gazete. İdris'e, kahveci İdris. Dedim böyleyken böyle. Bu Mahmut nerede? İdris dedi ki, muhtar, haçan sabah benim kahvenin önünden geçeydi senin bu kırmızı gülle birlikte. Dedim ki, nereye gitti İdris, nereye? Vallahi muhtarım, orasını bilemiyorum dedi. Etraftakilere soruyorum, yok. Civar köylerde tanıdıklar var, onları arayayım diye düşündüm. Derken, Depeköy deriz karşılarda bizim, yüksekçe bir köy. Orada rastladım izine. Depe dediğime bakmayın, ha, tam bir dağ başıdır.
Oradan arkadaşım Hüso'yu aradım. WhatsApp'ta. Dedim ki, alo Hüso. Cevap yok de. La Hüso dedim. Kesik kesik kısık kısık sesler geldi. Dedim ki, ula Hüso, dakikam yok. Kapat çabuk beni, normalden geri ara. Kapattım. Aradı geri sağ olsun hemen. Dedi ki, muhtarım, sabah yanımızdan geçin. Hiç korna yok, selam yok. Arkadaşlık öldü mü? Dedim ki, ula Hüso, beni sinirlendirme. O ben değil idim. Bizim diri Mahmut benim arabayı almış, haberim yok. Nerede? Gördünüz mü? Dedi ki, muhtarım, az önce yanımdan geçti. Ama yukarı mahalleye doğru tırmanıyordu senin arabayla. Dedim ki, yukarı mahalle mi? Bu yukarı mahalle denilen yerde çok menem bir yerdir. Traktör bile zor çıkar, adam benim Toros'u oralara sürüklüyor. Dedim ki, Hüso, ona çabuk görürsen diyorsun ki, muhtar Ramazan aradı. Dedi ki, ona söyle çabuk arabamı geri getirsin. Kapattım telefonu. Bir saat sonra benim telefon zır 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 ediyor. Baktı bana WhatsApp'tan, resim gelmiş bizim Hüso'da. Açtım baktım, bir de ne göreyim. Benim canım kırmızı gülüm. Ula bir yaklaştırdım resmi. Baktım bir camından eşek kafası, bir camından da kuyruğu çıkıyor. Meğer bu Mahmut benim arabaya eşek yüklemiş, aşağı doğru iniyormuş. Bir saat sonra bir telefon daha. Eşeği de benim adıma almış bu Mahmut şerefsizi. Sinirlendi. Bağır. Çağır. Ortalığı dağıt. Derken saate bir baktım. 21'e geliyor. Kalktım hemen topuk topuk eve. Ucunda para olunca insan Hüseyin Bolt misali koşuyor. Yardırdım. Eve gittim, otelde bekliyorum. Bu Mahmut nerede? Saat oldu. 10, 11, 12. Yok. Çor çocuk yattı, uyudu. Bu Mahmut hala yok. Çıktım evine baktım, ışık mışık yanmıyor. Tam bahçe kapısından giriyordum ki bir egzoz sesi duydum. Bir zenofar beni nurlandırdı. Arkamı döndüm, baktım benim kırmızı gülüm geliyor. Hemen bir sopa aldım, geçtim ahırın sundurmasına, saklandım. Mahmut geldi arabayı garaja koydu, semeri vurdu sırtına. Hiçbir şey olmamış gibi de bahçe kapısına yönelmesin. Ben oradan fırladım. Vay eşek, vay dedim. Buna bir. İki, üç, nerede yakaladıysa vuruyor. Gürültüyü duyunca hanım uyanmış. Geldi beni tutuyor. Diyorum beni bırak. Yok. Bırak beni, yok. Biz hanımla boğuşurken bizim Mahmut Semer'i omzuna vurmadı. Yallah kaçtı gitti. Sabahın olmasını iple çektim. Tabii sabah olunca da derhal kahveye gittim. Bizim Mahmut orada oturuyor. Beni görünce de sırtını dönüyor. Küsmüş bana. Trip atıyor. Ben de tabii hiç laf atmadım. Sinirliyim, kafam bozuk ona. Geçtim öbür köşede bir masaya oturdum. Mahmut dedi ki, arkadaşlar, kulağınızda bulunsun, ben min umam alacağım. Oradan atıldım tabii. Dedim ki, Mahmut, araba almak her yiğidin harcı değil. Eşek almaya benzemez. Bir ev geçindirecek para yer ayda.
Samanla, arpayla çalışmaz. Benzin lazımdır, benzin dedim. Neyse. İdris lafa karıştı. Dedi ki, ne bakarsın Mahmut? Kaç bin liralık bir şey arıyorsun? Mahmut da dedi ki, fazla değil. Mahmut da dedi ki, valla değil. 25 bin liralık bir şey. Tahsin de dedi ki, ya Mahmut kardeş, bu devirde dosta haber salmayla araba almak kalmadı. Sahibinden girelim, bakalım sana güzel bir araba. Mahmut var ya bizim beleşti Mahmut. Dedi ki, Tahsin kardeş, senin telefonunla bakabilir miyiz? Bizim Tahsin de dedi ki, ya Mahmut kardeş, telefonum yanımda olsa sana feda olsun. Ama evde benim çocuk canlı derse giriyor, biliyor. O ara İdris dedi ki bunlara, ulan uşaklar, gezin içeride, ha bu benim bilgisayarda yapın işini. Bunlar baktım, 4-5 kişi gidiyor, kalktı. Bilgisayarın başına oturdu, bizim Mahmut'a ciddi ciddi araba bakıyorlar. Ve de tabi kıs kıs gülüyorum içimden, diyorum bu çulsuz mu araba alacak diyorum yani. Yani dışarıya bakıyorum ama bir kulağım da, onları da dinliyorum hani. Bunlar başladı 25-30'luk bir araba bakıyorlar. O ara Tahsin dedi ki, ya Mahmut kardeş, madem araba alacaksın, şöyle 5000 daha koy da eli yüzü düzgün bir şey al. Bizim Mahmut da dedi ki, doğru söylüyorsun Tahsin kardeş. Ha 30, ha 35. Ne fark eder? Bunlar baktılar 35 binlik arabalar. Derken bizim İdris arabadan anlar biraz, o lafa karıştı. Dedi ki, ula Tahsin kardeş, haçen araba alacaksın, koy bir 5000 daha da iyi bir şey yap. Mahmut da, bizim Mahmut dedi ki, ya doğru söylüyorsun İdris kardeş. Ha 35, ha 40 bin. Ne fark eder? O ara bizim Laf Osman vardı. Laf Osman o lafa karıştı. Dedi ki, Mahmutcuğum, araba alacaksa 50 binden aşağısı dert. Bizim Mahmut hemen atladı. Çutsuz Mahmut, sanki parası var. Dedi ki, doğru söylüyorsun Osman kardeş. Arkadaş, gelen 5000 değil, giden 10000. 2 saat geçti, ortada ne jant var, ne lastik var, ne vites var. En son baktım bunlar 600-700 binlik arabalara bakmaya başlamışlar. Benim de bir gülesim geldi. Dayanamadım valla. Kalktım ayağa. Dedim ki, ulan Mahmut, sen o arabalarda al. Ben de şu köy meydanına geçip eşek gibi anırmazsan bana da muhtar Ramazan demesinler. Değil mi? Vallahi ağzımda çıkmış bulundu, bir kere kaza geldim. Bu bizim Mahmut var ya Mahmut. Beleşti Mahmut. Bana ne derse beğenirsin. Dedi ki, ben semersine şey istemem. Millet yaptı gülmeye. O ara tabi bu benim de komime gitti. Ben de nasıl gülüyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Sakiye sohbet kalmazmış belki. Her hikayede olduğu gibi bizim hikayenin de sonu geldi. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.